yemeyeceğim. Sağ olasın. Maşallah. Ayol bir içim su, ne kadar güzel. Kızınız değil mi? Gelinlik çağına geldi artık. O da Derya'da. Ne alakası var canım? Sibel hiç düşünmüyor evlenmeyi. Yani o öyle ev işi falan yapamaz çünkü. Ne bileyim, kocasına, kaynanasına falan hizmet edemez. Anca işte ona böyle hizmetçiler tutacak birileri çıkacak da karşısına. Belki. Vallahi ne diyeyim, gönlünüze göre versin Allah. Yiğit'le Emir'in var mı ciddi düşündükleri birileri? Yok canım, nerede? Oho. Daha Yiğit bizim kuyumcu dükkanımız var da onun başına geçecek. İşleri rayına oturtacak. Hiç öyle kafasını karıştırmak istemez. Emir de zaten askerliğini bile yapmadı. Yani bizimkilerin daha çok vakti var. Ustacığım şöyle vereyim. Tamam. Eyvallah. Kolay gelsin. Hop babacığım sen bırak ben hallederim. Bırak. Yiğit nerede? Bir işin ucundan tutsa ya. Görürsen kendisine sor. Ama bugün taşınacağımızı biliyor. Hiç sorumluluk yok. Kime çektiyse. Hadi hadi keyfini çıkarın bak çok şükür. Allah'ım ya Rabbim İstanbul'dayız. Mis gibi dükkanımız oldu. Bu dükkan sayesinde hepimiz ihya olacağız. Bırak bırak ben yaparım. Hoş geldiniz efendim. Afiyettesiniz inşallah. Kolay gelsin. Sağ ol. Kim bu? Nihat Bey. Çok mühim adam. Bu bölgede ondan habersiz kuş uçmaz. Birçok alanda da yatırım var. Ha, yani Muhit'in Ali Kıran baş keseni. Ya size selam söyledi, açılışa da gelecekmiş. Ne? Koyma, vitrine koyma. Şimdi daha açılış olmadan hırsızların ağzının suyunu akıtmaya hacet yok. Tabii tabii. Güzel olmuş, güzel. Gördün mü bak, bir de korkuyordu. Sayenizde her şey çok kolay oldu. Ne zaman açıyorsunuz? Her şey hazır, biz bir yazar kasayı bekliyoruz. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.